şu an benle ilgili bir ileri geri problem var mı? Benim açayım iyi mi? Devam etmeden önce bu bizim ilk program. Çok kolay gerçekten. Sağ ol. Alkış dediğim anda lütfen rap tetikli olalım. Beni mahcup etmeyin. Kanka diyebiliyor muyuz yayında? Hayda. Hayda. Güzel yani bu tedaviyle ilgili bir şey konuşalım mı? Yo yani konuşalım. Şey öyle klasik herkeste olan adı bile yaygın anksiyete bozukluğuymuş. Hani öyle çabalı falan değil, o yüzden üzerine düşünecek, konuşacak bir şey yok. Yani bu kadar çok para kazanılması, şuradan bir bakayım bir dakika. Bu kadar yok, şaka şaka burada yazmıyor. Çünkü mikrofonda sıkıntı var, oradan devam edersin. Seninki çok sürtüyor sana. Üstüne sürtüyor, vışır 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 ses geliyor. Şu an nasıl ses? Bir hareket etmeniz lazım. Sen tamam. Devam Eyvuha huha. Sesimde mi? Tamam. ST. ST zaten hani bunu seni yormayacağım bile. Hı-hı. Arkadaşlar Samet'in baş harfiyle son harfi. Doğru evet, mu? Doğru. Yani, hani burada seni yormayalım şey prodüksiyon olarak. Yani herkesin bildiği çok klişe bir şey. Korktuğun şey başına gelir gibi bir şey yani. Bütün şey halk arasında söylenen bir şey bu. Hı-hı. Ama ilk söyleyen bunu Sokrat'mış. O zaman da ismi çok karizmatik gelmişti bana. O şekilde koydum. Yani bugünkü aklım olsa bu arada şey Sokrat korkmazdım demiyorum ama. Abi dedin galiba onu. Samet çok geç. Kes. Kanka acayip bir blur'a düşü. Böyle yok oldunuz bir anda. Yok oldunuz yani. Geri geldiniz. Ne kadar? Sen elini çarptın hiç olabilir mi? Yok. Tam o güldüğünüz anda. Arada yani. Harbi mi? Yine geliyor ama nereden çözemedim ya. Bir yayındayım ya. Ben kapat telefonu. Mümkün değil şey gelmesi. Tamam. Var mı sorun? Hadi yayındayım kapat hadi. Şey yapsana bir Samet. Benden mi sorun? Ses. Sen ayağını kaşıyorsun ya. Kendine. Abi bir hışırtı var diyeyim. Ses. Kanka oraya bir daha söylesene. Bir daha söylesene. Kanka mesela biz... Bir daha yemez o. Ben bayağı kameradan koptum ya. Böyle. kanka. Neyse oğlum beni kurguda çok uğraştıracağınız durun ya. Çok kestik ya. Ama şu an için mesela... Dudakları titriyor konuşuyor. Formattan çok çıktı şu anda ya. Ben şuraya bir bakayım abi bir dakika. Abi sıkışın benimki mı? Takılı mı? Emin miyiz benimki takılı? Takılı kanka. Ya bir şey diyeceğim şunu şuraya koysam ne olur şöyle ki? Şöyle koydum. Gözükür. Yani, gözükmesin ki. Hayır o değil. Gözükür. Çok net. Onu ben de tahmin. Gözükür. Ya abi asıl amacımız bu değil miydi zaten abi? Tamam da oğlum bir tane de rap konuşmayalım mı ya? Rap magazin oldu. Ya bu sefer de sonuna kadar güleceğiz abi. Yani. Ben altıma aldım şeyi. Neyi? Hadi dur. Yok bir şey yok. Kestik galiba. Sen tamam burada bir kaydı durduralım bir daha açalım bence de. Bir kayıtta. Rap show. Bunu yapmak zorunda mıyız? Galiba bilmiyorum. Para verdik ya. Rap show kartları. Abi niye gülüyorsun? Yok ya konular kafamda karıştı. Gözümün içine bakıyorsun gözünün feri kaymış. Feri kaymış. Başka? Doruk Bey ara ister misiniz? Aklıma dünkü Sustamam'daki çocuğun şeyi geldi onu koymadık da. Dün Sokrat abi çok güzel bir şarkı paylaştı. İsmi artık susmak istemiyorum. Var mı videolar? Var da röportaja koymadık kanka. Hemen kapadık. Yayından çıkıyorum ben. Bu arada Samet ısrarla hiçbir hazırladığımız soruyu, acımasız soruyu asla programdan önce görmek istemedi. Dedi ki hepsi sürpriz olsun. Şimdi çok sürpriz olacak. Umarım çok sürpriz olmaz. Sadece acımasız değil, hiçbir soruyu görmek istemedi bu arada. Evet evet, onu dedim ya. Acımasız dedin sadece. Adam haklı yalnız. Hiçbir acımasız soruyu görmek istemedi. Öyle mi? Abi hiç, arkadaşlar hiçbir şey bakmadı. Şenerik çuşuş. Gereksiz böyle bir şey oldu, sıkışma oldu ya. Konuşmayı unutmuşum. Nasıl gerildi hemen? Yani yok gerilmek değil de cümleyi kuramadım yine. Mesela o başka programda sorsalar şey olurdum. Ne diyorsun lan falan olurdu. Yok lan yani. O kadar. O kadar da hani şey yani kessek mi bunu ne yapsak? Çünkü ne diyeceğimi bilemiyorum bazen bazı sorularda. Beklemediğin yerden geliyor. Peki Dorukcan. Abi iki satır bölümündesin bir dakika. O sonra. Evet şey kanka. Rap yapmayı düşünmüyorsun. Abi sen bir dakika Samet rap yapıyor arkadaşlar. Bu gece beynimden vurulmuşa döndüm. Ben başrol Dorukcan dublördü. Kankayız. Kalem düştü. Arkadaşlar rap show'un devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı. Beğenmeyi. Tamam. Abone olun falan demem lazım burada o zaman. Evet. Arkadaşlar rap show'un devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz. Ve sevgilerin çürük bir iskele gibi ne deniz ne de toprak tutacak. O
biraz geç olmadım ya bunun. Evet biraz. Selam hoş geldiniz. O da olmuyor. Selamünaleyküm mi? Olur farklı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ne bir şey yok olmaz mı? Şimdi böyle aynaya baktığı zaman belli ki kendini beğeni tabii tabii. Baya şu an şey Samet'in gıybetini yapıyoruz biz. Tabii ben abisi olarak ona saç ektireceğim. Kapat kaydı kapat. Saçını ektireceğim Samet'im rahat ol sen. O fantazilerinin gerçekleşmemesi mutsuzluğunu atıyorsun üstünden. Abi 31 yaşındasın daha şimdi böyle baya şey gibi konuştun ama yaşlanmış gibi. Abi 31 yani güzel bir yaş yani olgun. Olgunluk getiren bir yaş evet, yani. O anlamda. O anlamda. Şimdi burada... abi öyle bir program değil ne olur ya bak. Yakma bizi. Abi benim arkadaşlar da Sametler de özellikle yani. Oğlum sen gelince şu ortama bir şey muhabbeti hep dönüyor. Yapma şunu diyorlar. Görüyorsun işte bak ben yapmıyorum yaşım bile. Böyle gitgide kadraja sığmak için yakınlaştığımız dakikalar. Samet'le bacaklarımız birbirine girmişti abi. Zaten böyle. Şu an dizler evet. Aşk yaşıyor. Çok tanınmış bir kafe zincirinde. Kısır yiyordun abi. Bunu yayınlamaktan da hiç çekinmedin. Yani çekinmedim yani. Yemek yiyorum yani normal bence. İnsanlar ne bileyim şu an yemek yiyerek adamlar milyon evet. Dolarlar kazanıyorlar. Evet, yani abi. Ben doğal ortamımda kısır yemişim yani. Bunun ayıbı olmaması lazım. Blur Agents desek sorun olur mu ya? Olmaz herhalde. Ne sorun olacak ki? Marka sonuçta. Yani. Biz Glory Agents'ten büyüğüz abi sonuçta yani. Ya, o havalardayız Glory yani. Glory Agents'i ben Glory Agents'i. Ya adam Glory Agents'te kısır yiyor. Burada yemiyor mesela yani. Asıl olay yani yiyecek de satan bir yerde dışarıdan yemek getirmiş olmak. Onu da bana dinleyicim getirdi. Beni görecek diye. Kısır mı getiriyor abi dinleyicim? Kısır, poğaça, börek. Lan işte yemeğe para vermiyoruz yani. O da güzel bir şey. İşin şakası. Ya sağ olsunlar. Abi Samet'le de konuştuğumuzda onda da çok ciddi 10 yıllık falan böyle bir anksiyete sorunu vardı. Sence bu başarılı müzisyenlerin, rap sanatçılarının böyle bir rahatsızlıkları olması onları besliyor mu bir yerde? Pek reddedilebilecek bir şey değil yani. Gerçekten başarılı sanatçıların diyeyim sadece müzisyenler değil. Mutlaka bir akıl sorunu yani bir problem yaşıyorlar. Çünkü duygusal insanlarız yani baktığında. Duygusal olmayan insanın zaten yani şarkı yazması pek kolay değil. Kadın erkek ilişkisine işte giderse gitsin gözüyle bakan bir insanın çok da topluma insanlara dokunabileceği, ulaşabileceği bir dili olamaz diye düşünüyorum yani. Kurguda çok bip olacak belli oldu. Abi bak yine ciddiyete giriyoruz. Ben bunu küfürle süsleyip komik yapabilirim ama yapmayayım sen uğraşma kurguda. Çok ciddi konulara girdik yine böyle bir artık çıkalım oralardan istiyorum. Hadi. Direkt değil mi? Çok ciddi konuya girdiğim dediğim anda küfür ediyor abi. Oley ya. Daha bu arada çok bölümlerimiz var seni sıkıştıracağımız falan böyle işte Samet'le olan programı izleseydin tamamını. Belki hazırlık yapar daha iyi olmuş ama bizim için izlememesi. Ya fırsat olmadı ki abi. Evet. Sıkmış sorulara bakmadan. Çok güzel sıkıştıracağız şimdi seni. Ama bunu kurguda tabi böyle koymuş. Yani. Ados tükürdü. Ağzıma tükürdü. Clickbait burada. Clickbait değil mi? Ados ağzıma tükürdü falan diye böyle saçma sapan. O yüzden mesela yani yıllar önce rapçi bir arkadaşım adını da vermeyeyim şimdi gelir der ki ulan niye adımı veriyorsun falan döverim sonra. Döverim sonra diye. O zaman o arkadaşım şarkının hikayesini vesairesini bile bile anneme yazdığım şarkının gitti kız arkadaşına nakaratı mesaj attı kızı düşürdü. Ve bana da yazdı ulan ne de karıyı düşürdük falan filan. Anladın mı? Şimdi ben bundan gocunmadım. Çünkü ona onu hissettirmiş. Hiç önemli değil yani. Ayıkta mıyız? Yes. O zaman 3-2-1 diye say. Oyunda öyle gireyim yine. Geçen programdaki be. Öyle. Fake bunlar işte. Hep YouTube. Hep YouTube. 3-2-1 action! Rap show'um! Yok yok hiç Adem abi öyle bir... Yani her an takacak gibi hissediyorum. Yok be abi. Yok yok öyle değil abi. Bizim geçen programdan şeyimiz öyle böyle falan açıyorduk. Ben de hap şu dediğim çok yaşa diyecektim yani. Çıkayım mı kayıttan? Çıkma. Abi yapma! Atan dürtüyor beni. Yok İyi be miyim? Kardeşim ne alakası var ya? Sanatsal bir şey falan yaptıksa. Ulan bizim içimizi dökesimiz varmış lan. Buraya kim gelse dökülüyor farkında mısın? Ay gıybet şov oldu. Yani. Evet abi. Olsan beni aradı abi ben... Abi yapma. Doğal tepki var. Ya ben herkeste bir iz bırakırım ya. Ne kadar mütevazısınız Adem Bey. Her zaman canım. Abi öyle de bir kalem bitirmişsiniz ki yani. Hakikaten yani. Milattan önceki bir kalem. Lan yazamıyorum abi yapma diye ama. Refleks yedim abi yapma diye küfür olarak refleks ilerliyor. Şimdi ara verelim mi? Bana hiç fark etmez. Ben hadi bir ara verelim istersen. Tamam. Tamam. Kayıt demeyiz. Burada sorun yok. Sesleriyim mi? Okey, okey. Sesleriyim mi? Adem. Sorun yok. Günleri sayar mısın? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bütün ses kayıtlarımızla. Abi şimdi en sevdiğim... Dur şey bir daha yapayım ya. Abi müthiş bir açılış yaptık ya. Böyle salak saçma şeyler ya. Ne yok Ados söylesin. Ya o ne ya? Bir küfür et bakalım abi falan.
Bak abi dişime bir şey takıldı. Özür dilerim. İşte Allah belanı böyle verir bak. Görür. Rahat ol ya 3 santim. Ben bunun cevabını rahatça veririm. Bunda ben sıkıntı abi, yok. Sen yapıyorsun. Senin tavrın beni rahatsız ediyor. İnsanlar merak ediyor. Soruları sen yazdın biliyorum. Bak ne dedim? Bak sorular değil. Az önce bunun tavrı beni deli ediyor. Çünkü ben buna gıcık oluyorum ya. Abi günleri yine sayar mısın? Pazartesi, salı, çarşamba. Pazartesi, çarşamba, perşembe, pazartesi. Sesçiler bunu yapıyor yani. Sesler perşembe değil mi? Sesçiler falan sette çok şey dinliyor bu arada yani. Yapabiliyorlar bazen. Yani ellerinde olmadan, kaydı kapatmadan. Şeyden abi ne diyor? Hayır abi bence Oğuzhan'a söylediği o şarkıdan alalım ya. Bu açılış buna. Aynen. Evet. Red Show gerçekleri yine bir gerçeği aydınlattık. Müge Anlı'yı bile açtınız. Hayatındaki düşüş noktasını bana anlatır mısın? Yine ciddiyete bağlayacağız mecbur. Ya çok güldük ya biraz ciddi bir şeyler konuşalım. Yani ilki çok gençtim. 19-20'li yaşlarındaydım. Annemin vefat etmesiydi. Allah rahmet eylesin. Sağ olasın. Bir de kucağımda vefat edince beni ruhen çok büyük yaraladı. Yani çok girip demagoji gibi anlatmak istemiyorum ama ilk beni yaralayan kişiliğimi oluşturan belki de şey oydu. Böyle bir gün içinde her şey yıkıldı. Kendi elimle tırnağımla var ettiğim evim yıkıldı yani. Hani yuvam yıkıldı. O saatten sonra akıl sağlığım zaten annemle birlikte bayağı bir kötü durumdaydı. O saatten sonra artık hastanelik oldum. Ne yaptığımı bilmez durumdaydım. Tedavi evli boşanmandan sonra. Tabii yani annemden sonra bir tedavi süreci oldu ama çok basitçe. İşte bir sosyal medya bilmem neyinde belgesel yapıldı. Yani orada diyorum ki işte rapçi olmasaydım, şiire merakım olmasaydı belki diyorum psikopat dersleri suçlu olacaktım diyorum yani. Adam altına diyor ki ha bu da kendini işte tehlikeliyim demeye getiriyor. Boş adamsın sen falan. Ne biliyorsun? Bayağı dert, bildik dert, ya. Dert, dert, dert. Dert, dert, tasalar. Bas. Yer yere ilerledik ya. Duygulandık. Efendim kah güldük, kah eğlendik falan. Nasıl koyacağız buraları ya? Koymazsan olmaz. Hakikaten yani. Bugün makaramız bu kadar. Gerisi hep böyle. Ben kendime ne soramayabilirim? Niye bu kadar küçük falan? Sen ne yapıyorsun? Niye kusuyorsun? Çok cesaret isteyen bir şey bence. Yani. Adasa cesur olmadığını mı söylüyorsun? Aha, yok canım. Abi, işte, hadi bay bay. Gerçekten bu karanlık tarafımı bir şekilde bastırmaya çalışıyorum. Çünkü o bana hep bir şeyler düşündürtüyor. Beni yok olmaya itiyor sürekli. Ben var olmak istiyorum. Ben gülmek, eğlenmek istiyorum. Bir de şey de güzel oluyor. Yani buraya gelmeden önce Sepe şarkını dinledim yine en son yani. İnsan da şey oluyor. Abi evet ya bu acıyı o adam da yaşamış. Demek ki bu bana özel değil. Yani bu ben yalnız değilim hissini veriyor aslında bana. Mesela bir dinleyicin olarak. Yani diyorum ki evet bu acıyı bu adam da yaşamış. Aa diyorum hatta bu kadar benim çok ufak bir detay olarak gördüğüm şeyi bu adam da görmüş. Demek ki ben çok da sorunlu bir adam değilim diyorum mesela i̇şte, kendime. İşte abi paylaşmak gerekiyor bunu. Seni de saydım korkma her nerede zordaysan. Seni de bildi zihnim haksızlığa uğrarken. Yok olmak üzere varız zaten falan diye gidiyorum. Sadece sen değilsin. Bak bende de var. Gel ayakta duralım. Birlikte duralım. Birlikte mücadele edelim. Vazgeçme. Çünkü zaten bizim ağzımıza eden o yalnızlık hissi. Hadi bir koyup geçelim. Canlanalım beyler. Hadi oyun. Geçiş efektimize bak. Ay. Bunu rap shop geçiş yapabilir miyiz? Yapabiliriz tabii. Abi bir kaydı durduralım. Bir daha kayda girelim. Bir şey deneyeceğim. Ben bakalım oluyor mu şöyle. Bak oluyor. Hakikaten oldu. Samet evde herkese küfür ediyor. Senin kupa gibi. Ben gittim evine. Biliyorum. Abi Samet'in köpeği nasıl? Ya çok güzel. Çok tatlı. Acayip tatlı. Ama bıkmıyor hayvan. Abi oturduğun yere işiyor arkadaş. Geçen ondaydık işte Fuat abi ben falan filan. Bahçede oturuyorduk. Ben bir ara bir lavaboya gittim Samet'in evde. Abi koltuk, kanepe full sidik. Abi biz gittiğimizde de 2 gün önce falan gittik biz de Samet'e. Yine aynıydı durum. Şey ya. Temizlik ekibi falan çağırmıştı temizlesinler diye. Ekip bak düşün. Ekip harika bir köpek. Çok tatlı. Çok tatlı ama inanılmaz bir enerjisi evet, var. Evet, ya evet, böyle durmuyor. Samet'e bir gidiyorum çıkarken böyle salyalar akıyor her yerimden. Böyle sırılsıklam oluyorum bir. Aslında yani. Ben de öyle köpek seviyorum. Şimdi cana yakın, güzel ama ağzımıza da işeme yani. Onun bir eğitimini vermek lazım. Bana hiç o kadar cana yakın köpek görmemişim. Kedileri süper. Evet. Kedileri uçlar. Harika ya. Hele bir tanesi var yeni gelmiş o herhalde. Gri gibi ufak, olan. Gri ufak gibi olan. Çok tatlı o bir yani. Yatıyor sırt üstü. Oyna muruk. Göbeğiyle oyna evet. Sabaha kadar. Oğuzhan albüm mü çıkartıyorsun abi? Devam edin ya. Kedi güzel kedi. Ne? Polisten kaçam? Adem biraz soluna gider misin? Evet. Solcuyuz diye mi? Burayı kurguda bir de insanlar 3-5 saniye görecek. Yani sanki ya. Oğuzhan çok seri yazmış gibi. Ama bilsinler. Bilsinler, değil mi? Bir yazdıktan saattir 2 satır yazamadım. Bunu yazdıktan sonra bir açıklamasını yapalım.
Abi ağır kaybedişle. Helal olsun. Ben hayatta böyle bir kaybediş görmedim. Onun 10 milyonu vardı ama işte yazık ettik. Iron Man ölüyor dedin. Ha evet ya. Yani ama o zaman o filmi de herkes izlemiştir diye ben de Iron Man öldü dedim ama artık o filmi izlemeyen varsa zaten o film o çok önemli değildir. Parlaması konusunda mesela ben... Kendisinin de güldüğünü görünce çok rahatladım. Burada ağlıyormuşum. Hayır, sana espri yapınca ben çok rahatladım aslında. Ertesi gün haberlerde kendini astı. Kel dediler ağladı. Hayır daha kötüsü Ados insanları mı küçümse falan diye böyle. Aman abi yok öyle bir şey. Derinlere dal, kimine paket hayat, kimine bir dal. Ses 1-2. Seste sorun yok bak tamam. Şimdi. Ah, çok zor bir program açılışından sonra Rap Show'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir rahat şey oldum böyle biraz gerildim yani. Fivit'le falan gelince. Bu şuralarımda bir şeyler var mı diye bir kontrol edeyim de. Yok bana genelde nasılsın diye sorunca benim aklıma albüm geliyor. Nasılsın? İyi abi albüm yaptık falan. Böyle gün aşırı albüm yaptığımız için. İyi abi albüm. Pop'a çok benzetiyorlar bizim ülkemizde ilk defa duydukları için. Ama benim şu an yapmak istediğim, yaptığım ve alttan da yetiştirerek işte kardeşlerime destek olduğum kardeşlerim falan da var. Onlara da aşıladığım bir tarz bu. Trap, Soul, R&B. Ve bunun Türkçesini, ya daha önce bu arada Türkçe R&B yapan insanlar vardı. İşte Bora Özer falan vardı ne bileyim. Birkaç tane daha aklıma gelmeyen isim vardı ama çok tutunamadılar. Bunu Türkçe olarak ilk ben yaptım diyebiliyorum o yüzden. Vay! Hangi şey izinden istersin abi? Şu çubuk krakerden alayım. Reklam edeyim mi? Rondo var. Yapma! Rondo'ya reklam vermeyelim. Abi bu da çok şey oldu bak konuşurken birbirimize hep susam fırlatacağız. Buraları keseriz. Susam abi, şovu hoş geldiniz. Susam sokağı. Ben artık bir susam. Ya da susamam. Niye yemek yiyoruz? Ya da dünya hashtag falan diyelim abi böyle. Ne? Ne sıradaki sorumuz susamamla alakalı. Ne konuşuyorduk? Her diyorduk, albüm diyorduk bak. Aynen abi. Dünyaya düştüm işte. Abi dur. Bitireyim şunu. Geldim. Doğrudan başlıyorum bak. Dünyaya düştüm. Geldim. Dünyaya beni leylekler getirmiş. UFO'yla gelmişim. Abi her isminde bir albüm yaptın. Konuşamıyor. Ağzım dolu. Baba kızmasın. Oh. Büyüdüm kardeşim. Abi bakma öyle. Abi kime bakarak konuşayım? Tamam. Diyor telif yeriz diye. Islak. Dur telif yeriz yapma. Telif yeriz diye korkuyorum abi. Böyle psikolojimi bozdular ya. Bu senin resmi olarak ikinci albümün. Üç. Doğru mu? Burayı keseriz artık bu seni. Buraya yazsanıza kardeşim. Kurguda buraya öyle bir bağlayacağım ki hiç pot kırmıyormuş gibi. Burayı da bu. Hayatımda bence tek merkez noktası müzik. Ve bu şekilde hayatımı geçindiriyorum. Gelecek planlarımı bunun üzerine kuruyorum falan. O yüzden bende değeri büyük. Yani buna demek istediğim şu saygı göstermelerini de isterim yani. Saygısızlık olsun istemem. Ben nasıl rock metal yapan insanlara saygı gösteriyorsam ya da pop yapan insanları aşağılamayıp onlara işte güzel iyi diyorsam saygı gösteriyorsam ki gerçekten beğendiğim insanlar da var pop yapan. Onlardan da aynı şeyi beklerim yani. Tebrik ediyoruz abi seni. 2 senede 4 albüm. Çok iyi rakam yani. Eyvallah. Ben de hiç acımasız bulmadım bu arada yani bu soruları. Kendime acımasız sorular soracak olsaydım çok farklı şeyler sorardım yani. O zaman bir dakika şimdi bu hafta bir dakika gel. Kendine bir tane acımasız soru sorup cevaplar mısın? Ben mi? Evet. Kim var orada? Hayali bir arkadaşım mı? Yok ben mi yani? Abi işte şu an ben o yüzden şu an düşündüm de ben acaba melek falan mıyım? Yok. Yo, yo ben de değil falan. Düşünüyorum bir şey bulamadım. Bakın Diablo muyum? Ters çevirince bak bir de. Diablo yazıyor mu burada? Bakın. Yazmıyor. Abbas Yanbaz'a da selamlar burada. Canım anam, dövmeyi yaptıracağım buraya. 40 yaşından sonra öğretmen oldu benim annem. Öyle mi? Tabii. Kayıttayız. Kayıtta mıyız? Yes. Rap Show'un bu. Susamam. Nasıl oldu mu abi? Böyle oldu abi. Merhabalar. Tutamıyoruz şu anda. Onu geçince devam edelim abi. Bu arada senin mikrofon çok bu tarafa geldi. Sorun yaratmıyor değil mi o ses? Günleri saydık sağ. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Pazar. Günler. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Pazar. Şey geliyor çok kısa bir soru soracağım deyince aklıma Adem geliyor. Abi geçen kızın biri mesaj attı. Diyor ki ben öyle kimseye susamam ama sana susadım yazmış. Sana susadım. Aynen. Böyle girdim hesaptan çıkış yap hesabı sil. telefon ayarlarına girdim. Fabrika ayarlarına ya. Dön. Sonra işte telefona böyle rıfkıyla vurdum falan. Ben kimsenin soramayacağı bir soru ama sorup cevaplıyorum. Abi nasıl yapıyor? İşte böyle.
Şöyle ama. Stüdyo kurabilmek için hangi işlerde çalıştın? Oh. Hadi ya. Gel soralım. Soralım abi. Kurtuluşta bir abi vardı. İşte o bendim. Şarkılarda işte ne bileyim Nude gibi bir klip yaptık. Derinde gibi bir klip yaptık zamanında. Böyle rastayla eve geldim falan. Baban izleyici nedir abi o klipleri? Bir yorum yapmıyorlar. Ha, yapmıyorlar. Çünkü ben önceden uyarıyorum. Bak diyorum ben böyle bir iş çekiyorum. Haberiniz olsun. Benim hani kesinlikle bozulduğumu vesaire falan böyle egzantrik şeylerle alakam olmadığını bilin. Ben hala sizin oğlunuzum diyorum. Ama bunun diyorum böyle olması gerekiyor. Çünkü oyunun kuralına göre oynamak zorundayım diyorum ve bunu çok da güzel anlıyorlar, kabulleniyorlar. Çok sağ olsunlar. Aa, bize Aspova ismini açıklar mısın? Nasıl geldiğini? Belki seni yeni tanıyanlar vardır. Belki isminin daha önce bu açıklamasını yaptığını görmeyenler vardır. Onları kısaca bir aydınlatmış olur. Ya önce şunu söyleyeyim. Hızlı anlatacağım. Aspava'dan geliyor. Evet, Ankaralıyım. Evet ama Aspava'nın bir açılımı olduğunu bilmeyenler varsa onun bir açılımı var. Ama Aspova'nın bir açılımı yok. Çünkü ben bu ismi koyduğum zamanlarda Aspava'nın açılımını bilmiyordum. Allah sağlık, para, aşk versin amin, afiyet değil. Sonradan değişiyor vesaire. Afiyete dönüyor. Kebapçılar koyuyor, afiyet diye değişiyor. Bu restoran zincirindeki Aspava'dan. Evet, oradan geliyor. 15 yaşımdayken onun önünde kötü bir olay yaşıyorum. Bir kaza kurşunu, bir düğünde atılan mermi yüzünden biz 3 kuzen vuruluyoruz. Sonra ben işte yere düşüyorum, kan kaybından beyaz görmeye başlarken onun tabelasını görüyorum. O aklımda kalıyor. Ondan sonra bir ton olay yaşanıyor. Hastaneler, bilmem neler falan fistan. Böyle beyazı görüp geliyorum, ışığı görüp. O zamanlarda ismim Depar. Şu anda da Depar'ı ekibimden bir kardeşim kullanıyor, Baturay. Depar'a ona da sevgiler buradan. Ha bir gün arabadayım, iyileşmişim. Yanımızdan Aspava motoru geçiyor. İşte ben böyle bakıyorum, bir anda o an canlanıyor gözümde. Aklıma geliyor o Aspava tabelası. Lan diyorum ben bunu isim yapar koyarım hani. Madem böyle bir olay yaşadık, bir hatırası kalsın. Açılım hiçbir şeyini bilmiyorum ama orada değiştiriyorum işte Aspiva, Aspuva, Aspova, Aspova olur dedim ve durdum orada. Depar Aspova olarak kullandım birkaç sene ismimi. Sonra R&B yapmaya başladıkça Depar'ı kenara bıraktım. Sadece Aspova olarak devam ettim. Buradan da bizi izleyen küçük yaşta kardeşlerimiz varsa ya da bizim yaşımızda insanlar varsa umarım onlara en azından belki böyle şeylerin yanlış olduğunu aktarabiliriz. Böyle büyüklerine şeyler de tembih ederler. Evet mi? Belki de büyüklerini durdurabilirler. Bir şeyler söyleyebilirler. Çünkü bu bir adet ya da gelenek değildir. Bugün Muhammed, yarın bir başkası. Bundan dolayı ölen insanlar da var. Havaya ateş etmek asla bir eğlence anlayışı ya da biçimi değildir. O şey ne tükenmez kelam yalnız o. Niye öyle bir... Olsun şey alışkanlık. Diğer tarafa. Aha görünüyor abi, böyle. Abi şöyle. Gofret diyorum 25 kuruş. Biraz yaklaşabilirsin. Şakaz abi. Süper, tamamdır. Okay. Doğum sen de bir tık yaklaşabilirsin. Tamam, baya yakınlaştırdılar bizi abi. Evet. Fuat abi mutlu musun? Bu yaz çok mutlu oldum. diyebilirim. Bir gün trap yapar mısın abi? Açıkçası bu sene Mart'ta Berlin'e gittim. Orada iki tane genç var trap yapan. Mahir'le Cem. Onların da ismi PMC. Onlarla bir şarkı yaptık abi. Öyle mi? Aynen. Fransa'dan bir beatmaker'dan ondan sonra bir trap beat'i aldık böyle. Yaptık, hallettik. Üstüne gittik, yazdık. Nakaratını ben yaptım. Bu çocuklar da böyle autotune'unu okuyorlar. Onlar da okudular. Kendilerine has bir stilleri var ama. Ben de normal kendi rapimi normal okur gibi okudum. Benim nakaratımın altına onlar autotune'la destekli birkaç nameler falan attılar böyle. Çok ilginç bir parça çıktı ortaya. Kime dinlettiysem kafatası uçtu. Dedi abi çok acayip olmuş falan dendi böyle. O yüzden böyle bir deneme yaptım. Ben trap yapmıyorum yani hani. Yayınlandı mı bu arada? Yok, yayınlanmadı. Bu EP'ye gelecek. Benim şimdi bir EP planım var. 3 tane şarkı. O 3 şarkının 2 remix'i. Toplamda 5 şarkılık bir EP geliyor. Ondan sonra maxi single'lar düşündüm, onları yapacağım. Yani böyle bir çalışmam var ama bu çocuklar mesela infilak etmiş çocuklar değil. Bunlar underground çocuklar. Evet. Gerçekten bunlar Berlin'de 9-10 yıldan beri bunu yapan çok genç herifler böyle. 23-24 yaşında çocuklar. Onlara destek verdim öyle. Dedim gelin beraber parça yapalım. Ona video klip falan çekilecek. O şekilde bir şeyim var yani, benim şeyim yok hani, öyle kimseye bir garezim yok. Ya ben şimdi kendi adıma konuşayım, yıllarca gerçekten hani çocuklar çağırdılar beni, gittim onlarla şarkılar yaptım, destek verdim, konserlerine gittim, onlarla beraber aynı sahneyi paylaştık falan. Bu yüzden vicdanım çok rahat benim yani. Bu çocuklardan bunlardan biri alır yürürse mesela, patron şu anda çok güzel yürüyor, o kadar mutluyum ki onun adına. Umarım böyle çok daha acayip şeyler getirir ve bu Türk müzik sanayindeki o dehlizi gerçekten bu rapçiler doldurur abi yani. Bu eyvallah, eski şarkıları dinliyorum.
Ondan sonra oturuyorum diyorum lan bayağı acele etmişim diyorum işte. Tez canlılık var abi gençken. Harbi tez canlısın böyle. Oturuyorsun yazıyorsun oldu zannediyorsun falan. Halbuki şimdi oturuyorum gerçekten ölç biç ölç biç orayı düzelt bir daha sil bir daha yap onu otur oturt. Flow'la onu oturt hadi oradan bir kelime daha çık oraya bir kelime daha ekle falan. Gerçekten çok daha hesaplı bir şekilde gidiyorum ve çok daha şey monumental böyle eserler ortaya çıkıyor yani. Hani sevgi dediğim gibi ilk başta aşık olduğun gibi olmuyor sonradan. Öyle bir his yok yani o şey yapıyor fade out oluyor yani böyle soluyor. Ama dediğim gibi işte çaba sarf ederek, emek harcayarak bu şekilde uzun soluklu bir ilişkiyi ayakta tutabilirsin. Herkesin harcı değil abi. Yani insanlar içgüdülerine yenik düşüyorlar. Erkeği şimdi salt aldığında kıyafetlerini falan üstünden at. Öğrendiği bütün o ahlakı, terbiyeyi, bütün o eğitimi al, at bir kenara koy. Erkek mümkün olduğu kadar çok kadınla beraber olmak isteyen bir hayvan abi. Mümkün olduğu kadar çok kadının içine spermlerini bırakmak isteyen bir memeli gibi düşün erkeği. İçimizde hala hayvansal içgüdüler var. Ve bu içgüdülerin savaşıyla yaşıyor insan. İçgüdülerini bastırmaya çalışıyor. O içgüdüler geliyor, ortaya çıkıyor. İşte uygarlık kanunlar, işte şunlar var, bunlar var. İşte çok acayip, çok karmaşık bir şey abi. Gerçekten insan cidden çok karmaşık bir şey. O yüzden ben insan olmanın, insana yaklaşabilmenin formülünün bu şekilde olduğunu düşünebiliyorum. Yani işte biraz nefsine hakim olacaksın, kontrollü bir olacaksın. Çünkü ben bambaşka, çok organik kendi kariyerimden bahsediyorum. Başkasının onun bunun Ahmet'in Mehmet'in kariyerinden değil abi. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten kendi kariyerime baktığım zaman kasetleri kendi yapan, tişörtleri kendi basan, konserleri verdikten sonra aşağıdan masa açan ve bütün kontrolü elinde bulunduran bir adam olarak ben söylüyorum bunu. Yani o şovlara gitmek gerçekten size hiçbir şey getirmez abi. Orada 7 dakika varsın, 8 dakika varsın. O 8 dakikadan sonra bittin abi. Bittin, yoksun, bittin. Ya basamakları gerçekten efendi gibi tek tek çıkarsın, emek harcarsın ya da işte 2018'de gelirsin. 2021'de daha kimse adını hatırlamaz abi. İstikrar gerçekten çok acayip bir şey. Hiçbir şöyle bir anda 10 dakika televizyona çıkmak da olmuyor işte abi. Senin 31 senenini boşa vermedin. Yani evet hani buradan zaten işte zaten. Hani özellikle bu yıl böyle o kadar çok acayip şeyler oldu ki Türkiye pop aleminde. Biz ibretle izledik abi böyle. Dedik ki bak lan ünlü olmak çok çok tehlikeli bir şey yeri geldiği zaman işte böyle idare edemediğin zaman. Baba mayın tarlası gibi bir şey bir basıyorsun güm gittin yani. Parçalandın. Tabii abi çizgiyi bozmamak, istikrarlı olmak, ne yaptığın gerçekten bilmek ya da ne istediğini, neyi istediğini bilmek ve bilinçli istemek gerçekten yani çok önemli baba, çok önemli. Şimdiye kadar acımasız sorular bunlar gayet iyi sorular ya bence. Eyvallah. O zaman. Toy sanılardan falan bir şey gelir. Birazdan onu bekliyorum. Abi şimdi Boys arılar. Abi şimdiki soru onunla ilgiliydi ama gerçekten bunu çok farklı sorduk. Soruyorum. Sor abi. Böyle bir tesadüf yani abi. Aynen. Geleceği gördüm şu an. Kendi gücümün ve kendi bilgeliğimin gerçekten farkındayım ben ve bunu ben paylaşmak istiyorum insanlarla yani. Eyvallah abi. Eyvallah. Sen okula böyle bir matematiği yapamadım diye o stresle gidersen o mide ağrısıyla zaten başarısız olursun yani. Eğitim sisteminin köklü değişikliklere ihtiyacı var. Türkiye'de kadın MC'ler çok az. Bununla ilgili çalışmaların var mı? Ya da bununla ilgili en azından kız yani, çocuklarıyla ilgili çalışmaların var mı diye soruyorum. Kızlar için tabii gerçekten çok zor çünkü ataerkil bir toplumun içinde dik durmaya çalışıyorlar. Yani kız MC'ler var. Özellikle benim beğendiğim P diye bir kız var mesela şeyden, Rap Angels'tan, İzmir'den. Makineli tüfek gibi yani. Saydırıyor çatır çatır. Yani Tech Nine gibi rap yapıyor bu kız. Ben çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Umarım yolu açık olsun. Kızlar için tabii onların gerçekten kendi inisiyatiflerine kalmış bir şey bu. Kendi bilgi birikimlerini ortaya koymaları gerekiyor. Onlar için biraz zor bir sektör galiba. Doğru ya mu? Abi zor diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Zorlanmayın abi. Yani bir şey yapmak istiyorsan zaten ve sevgi bağlılığın varsa senin önünde hiçbir şey duramaz. Senin hiç kimseye ihtiyacın yoktur. Bir şeyi başarmak istiyorsan başarırsın abi. Kızlar çok güçlü varlıklar gerçekten. Acı eşikleri erkeklerden daha yüksek mesela. Acı eşiği 8'de erkek bayılıyor. Doğum yapmak acı eşiği 9. Evet. Kadın bayılmıyor abi yani. Onlar çok daha acayip bir varlıklar. O yüzden kendi içlerindeki güce güvensinler. Bu gücü mümkün olduğu kadar iyi kullanabilsinler ama iyi rap yapabilmek için de kültürlü olmak gerekiyor. Bilgili olmak gerekiyor. Kelime hazinenin yüksek olması gerekiyor. Kendi konuştuğun ana diline çok hakim olman gerekiyor. Başka dilleri bilmen gerekiyor. Bunlar sana avantaj sağlıyor. Yani ben aslında kadın erkek diye ayırmıyorum abi. Yani biri bir şeyi iyi yapıyorsa yapıyordur abi yani. Fuat Ergin yazın abi Spotify'a girin. YouTube'da da malum sayılmayan gazileri tıklayın. Ondan sonra dinleyin adamların derdi neymiş, adamların başına ne gelmişti. Sosyal medyada genelde çok fazla goril emojisini kullanıyorsun abi. Bu goril emojisinin bir hikayesi var mı? Sebebi nedir? Neden kullanıyorsun? Bence yani bir dinleyicin olarak çok merak ediyorum bunu. Yani %97'ye varan bir oranla genlerimiz aynı. Gorillerle, şempanzelerle, orangutanlarla abi. %3'lük bir sapma var. Yıllar önce oturuyorduk evde 90'lar böyle işte. Geyik yaptık işte bonobolar falan. Bonobolar böyle bir şempanze türü. Evet, biliyorum. İnsana gerçekten çok yakın olan bir yapıya sahip.
sahip. En yakın onlar galiba. En yakın bonobolar abi. Ondan sonra yıllar içinde bonobolardan ben de evrildim. Kendi başıma goril oldum. Çünkü goril bir bonobodan çok daha karizmatik. Evet baktığında abi. Yani jilet duruş gibi duruyor böyle. Aynen, çok ben seviyorum. Yani bütün gün gerçi böyle ot yiyip osuruyorlar ama... Çok karizmatikler yani. Hani böyle çok. Görüntüye baktığın zaman bir goril karşında durduğu zaman şöyle bir gümüş sırtlı goril lan. Bir heybetli bir abi böyle şey lan, olarak da yani. Osuruğun düğümlenir lan. O gerçekten bir goril senin kolunu alır da şöyle çekip koparır yani, anlatabiliyor muyum? O kesinlikle yüzden abi. Özdeşleşebiliyorum o hayvanları çok seviyorum genel anlamda. Gerçekten yılanından, böceğinden, deniz anasından, balığından, maymunundan, atından, ineğine, zürafasından, nereye, armadillosuna, ben hayvanları çok seviyorum ben abi. Abi. Çok ilginç. Yakıtımı yakıp akalana baka kalanı yakala, kimisinin yüreği fakir ve fukara fakin fakin diye. İşte falan filan yani. Niye onun sponsor? Niye bu sayfa da öyle oldu? Bu sayfa da böyle oldu. O zaman takip etme lan yani. Evet. Anladın mı? Salak salak şeyler yazmak için oraya takip ediyorsun. İşin yok, gücün yok. Bir şey de rap de yapmışsın belki. Bir şey de olmamış. Madem beğenmiyorsun, dinlemiyorsun. Madem rakip sevmediğimiz grupların, hani benim arkadaşlarımı ve abilerimi sevmediği grupların dinleyicisin. O zaman takip etme lan. Çok problemin varsa da bana ana avrat kim küfrediyor böyle DM'den falan filan. Sagopacıymış, normcuymuş bilmem ne. Nerede konsere gittiğim belli. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kale alacağım bir şey değil o benim. Adam benim ismimle afiş çıkartıyor. Para alıyor. Sonra benim sevmediğim iki tane rapçiyi alıyor festivale. Benim paramı yollamıyor. O rapçileri çıkartıyor festivalde. Gerçi patlamış, Allah'ın da sopası yok işte. Böyle saçma sapan şeyler oluyor zaten. Bir de yani bunların yorumlarını ben dönüp de buna bir de cevap vereyim diye artık bakmıyorum yani. Bir tane böyle bu da hep aynı enerji içeceğini içiyor. AK yazan cevap vermeyi kendime yakıştırmıyorum yani. Yani hayatımda arkama dönüp baktığımda en çok hatırladığım şey ya otobüs tekerleği ya uçak pervanesi yani. Gitmediğin şehir kaldı mı abi bu arada konsere? Tabii canım, bir sürü var. Garisi var, şunlar var. Evet. Babam Malatyalı, ben mesela Malatya'da bir kere konser olacaktı, gidemedim. Kıbrıs'ın mesela hemen her yerine gittim ama. Öyle mi konser Kıbrıs için? Kıbrıs dışında yurt dışına da gidemedim. Viyanalar olacak dendi, hep iptal oldu. Malatya'da bir kere olacak dendi, iptal oldu. Var yani, gitmediğim bir ton yer var. Ama bu zaten saydığım bölgelerde sanırım rap organizasyonları çok yapılmıyor. Gidememenin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani Hakkari, Şırnak gibi yerler de çok rap organizasyonları yapılmıyor diye biliyorum. Ya sadece Akkarşırnak değil, Güneydoğu'da Diyarbakır'a 3 defa evet. Gittim ama. Öyle mi? Tabii. Sivas'a gittim, Gaziantep'e gittim. Adana'ya da bayağı bir defa gittim. Yani Adana'ya da 3-4 defa gittim herhalde. Eskiden seni alternatif müzik yapan insanlarla çok fazla bir arada görmezdik en azından şarkılarda. Bunların devamı gelecek mi? Yani bu... Yasemin Mori ile falan da var evet. Mesela. Ya. Mesela ya ne bileyim Saptas grubunun solisti Orçun abiyle var. Ha, ben tanırım. O son albümde bayağı var hatta o tarz isimler yani. Hı-hı. Fantezi müzik sanatçısı da var son albümde. Koray Alcı var. Ağırlıklı olarak öyle yapıyor diye biliyorum. Sonra bir de Ayaz Kaplı'yla. Ayaz Kaplı'yla olanı klipli olması biraz zor. Ona lirik video falan yaptırırım herhalde. Ya da Türkiye'de yakalamak lazım olur. Çünkü evet. YouTube gelirleri falan da düştüğü için klip çekmek prestij açısından oluyor. Her projeye de artık çekilmiyor pek de yani. Lirik videolu çıkartmayı düşünüyorum onu da. Yani çok eskiden bunlara biraz karşı bir duruşun vardı senin. Biraz alternatif müziklere, pop'a yani evet. Müzikal anlamdan bahsediyorum. Belki yine kendi hayatında dinliyordun ama. Ama şöyle bir durum var şimdi. Çok pop, çok magazin. Ya tamam magazine çıkmış insanlar var benim çalışmış olduğum da. Çok aşırı pop, çok aşırı magazin, böyle sürekli magazin olan insanlarla ben çalışmam. Benim son çalıştığım plak firmasında da bu tarz insanlar da vardı. Bir görüştürelim istersen, tanıştıralım, kafanız uyuşur mu dediler. Ben yok dedim, hani kitlenin o tepkisini çeker falan filan da yani kitle benim alternatif müzik sanatçılarıyla iş yapmama bile tepki gösterdi. Ya ergenlik döneminde evet biraz vardı. Birazcık daha iş gibi yapmaya başlayınca işi mecburen o çarkın suyuna giriyorsunuz. Ama belirli projelerde girdim ben. Ayrı projelerde de kendi yapmak istediğim şeyi yaptım tabii ki yani. Ben zaten 90'ları pop severim. Daha çok East Coast Sound, işte Bigel falan. Belirli parçaları hani hepsinden parçası değil de belirli parçalar. Eskiden ben hatırlıyorum çok atarlı giderli bir duruşun vardı senin. Konserlerinden de hatırlıyorum. Tabii ki o zamanlar yaşın çok küçük olduğu için ilk çıktığın zamanlarda. Bunu çok iş gibi değil de biraz daha heyecan, biraz daha sevdiğin bir tutku olarak yaptığın için daha rahattın sanırım. Şimdi artık müzikal anlamda belli bir seviyeye ve kaliteye ulaştıktan sonra hareket alanın biraz daha kısıtlanıyor. Doğru mu? Ya tabii şimdi işin içine sözleşmeler falan giriyor. Bazıları stresli olabiliyor. Yapılmaması gereken şeyler var. Aslında mesela benim bu kadar üretmem şey yani yapılmaması gereken bir şey, ürettiğimi paylaşmam. Aslında az ve öz üretmek gerekiyor. Çünkü zaten müzik sektöründe özetme stratejisi denen bir olay da var. Bunu kullananlar genelde aslında da tek parçayla daha yüksek hitler alabiliyorlar. Yani aynı ses mesela Tek Nine bence çok muhteşem bir MC. Evet. Ama benden sürekli Tek Nine'in her parça çıkardığı şeyi dinletemiyorum. Adam çünkü sürekli bir şey çıkartıyor. Bende de biraz öyle bir durum var ama seviyorum ya. Yani şey bir de ne bileyim. Yani neticede hepimiz bir gün öleceğiz. Ben öldükten sonra değerlenecek bir şeydir bu. Allah uzun ömür versin. Gerçi mesela Tupac gibi adamlar
insanlar var sürekli üretmiş ve gündemde olmayı da başarmış da o zaten apayrı bir yetenek seviyesi tabii. Işıklar falan var. Işıklarımız var. Kamera arkasında böyle çok güzel arkadaşlarımız 4K var. 4K çekiyormuş kamera. Aynen. 4K çekiyor mu? Biz 4K çekmiyoruz şu anda. Çünkü YouTube'da 4K yüklemek ayrı bir dert, 4K izletmek ayrı bir dert oyunun olduğu için. Oyunun anlamı 4K'ydı bizim. Çok zorlanmadınız mı abi? Bilmiyorum, ben yüklemesi de ben yapmadım. O zaman çalıştırdığım zaman biraz uzun sürüyormuş. Abi çok uzun sürüyor. Bir de izleyenler 4K izleyemiyor zaten. Ancak 4K destekli platformlar olacak. Ama ileride izleyecekler. En azından Pixar App'in ilk 4K klibi olduk. Sivrilmesin dilin sulu kulede 12 yaşında bir çocuk bile piyasadan silebilir seni sakın peleteni. Kameralar hep peşimde Asil. Abi bebeğim. Bizim de kamera. Bizim de kamera arkamız böyle abi. Abi. Hayatını etkileyen 3 tane film söyler misin? Bu hip hop bokunun içine beni çeken film You Got Served, hip hop dansçıları filmi. Bu filmi izledikten sonra dans etmeye başladım. Bu film benim algımı çok değiştirdi. Bu bir. 2. 8 Mile. Eminem. O kadar çok psikolojik sıkışmışlık yaşayan bir gencin bütün derdini, tasasını müziğe aktarabilmesi çok dikkatimi çekti. 3.'sü bir porno filmi. Dayım getirmişti. O filmden sonra çok etkili bir çocuk olmaya başladım. Yani bir anım yok aslında ama yani abi izlediğim en ilginç o iki film, ilk söylediğim iki film hayatıma yön verdi. Fakat ilk porno izlediğim günü de asla unutamam yani. Bu ne yani falan demiştim yani. Hayatını etkileyen 3 dizi. Kurtlar Vadisi'ni bir dönem çok izledim. Dayım hastasıydı ve ben de izliyordum. Perşembe günü bir şekilde hayatını etkilemiş oluyor. Evet, doğru. Etkiledi bir beni şey, kanka. Evet. İkinci dizi oynadığım dizi olabilir, Not Defteri. Hem oynayıp hem kendimi ilk defa televizyonda izlediğim bir olaydı. Nasıl bir histi? Utanç verici. Çünkü yani şey dış görünüş olarak malzeme maalesef bu abi böyle. Kaç kendime bölüm, baktığımda. Kaç bölüm vardınız abi orada? 13 bölüm sürdü dizi. Hı-hı. Ve biz ana karakterdik. Her bölümde vardık. Üçüncüsü de Hayat Bilgisi olabilir. Perren Kutman'ın oynadığı. Bir de Cennet işte. Mahallesi var. Hadi bu da bonus. Hayatını etkileyen 3 şarkı. Ceza Holocaust. Bu şarkıyı ilk televizyonda Okan Bayülgen'in programında duymuştum. Ertesi gün okuldan kaçıp internet kafeye gidip YouTube o zaman çok yaygın değildi ve onu arıyordum. Ve bulduğumda bir baktım aman tanrım Ceza neler yapıyor. İlk defa bu kadar hızlı Türkçe bir rap'le karşılaşmıştım. Adam ma diyorum ki bu adam çılgın dostum. Bu adam neler yapıyor? Hemen ezberlemeye başladım. Ben de yapabilir miyim acaba? Bir baktım bakkala giderken bile telefonumdan onu dinliyorum böyle. Abi benim de ya ortaokula ya ilkokula gidiyordum. O zamanlar Serseri diye bir dizi vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum ama Okan Yalabık oynadı evet, başrolünde. Evet abi hatırlıyorum. Kaşı falan hep yarık dolaşıyordu. Evet hastasıydım böyle. Abi o dizinin. Böyle ergenlik şeyleri falan. Orada Ceza'nın Medcezir şarkısı çalmıştı. Aynen. Abi ertesi gün ezberleyebilmek için elime tükenmez kalemle yazmıştım Medcezir şarkısının eyvallah sözlerini ve hemen böyle gidip abi ne olur izlersene affet korsan CD'sini almıştım. Çok küçüktüm çünkü param bir tek ona yetmişti. Bilgisayarcıya gidip abi bana bu şarkıyı atar mısınız evet bulup ya, diye. Aynen. Ve inanamamıştım hayatımda. Bu nasıl böyle bir müzik olabilir aynı falan olmuştu. Evet. İnanılmazdı. Sonra ikinci parça, abi Hasan Zenci ben kaydettiğimiz ilk şarkımız hayatımıza yön vermiş olabilir. Adı abi. Neydi abi şarkının? İlk kaydettiğimiz. Ettiğinizi hatırlıyor musun? Nabız. Nabız. Evet. Nakaratı çok aman tanrım. Neyse okuyayım. Üçüncü şarkı. Bob Marley ve Nas'ın Patience diye bir şarkısı var. Hmm. Ben bu şarkıyı ergenliğimin sonlarına doğru görebildim. Zaten o dönemler çıkmıştı muhtemelen. O şarkıdan, o klipten sonra da bir klip yayınlıyoruz ya abi. Hmm. Bunu kendimizce böyle bir paketliyoruz. 3-5 parçayı birleştirip paket yapıp öyle veriyoruz. İşte şarkısı, klibi, kapağı, fotoğrafı. Bu paketin her yeri özenle seçilmiş, özenle işlenmiş gibi görünüyordu o zamanlar. Hala öyle. İşlerime baktığım perspektifim de, vizyonum da o işten sonra gelişmiş olabilir abi. Hayatını etkileyen 3 kitap. İnsan Olmak diye bir kişisel gelişim kitabı var. Evet. Bu kitap çok önemliydi benim için. İkinci kitap Başarı Bilimi diye bir kitap. Hmm. Bu da kişisel gelişime yakın bir kitap bu arada. Üçüncü kitap Mevlana'nın, annemin 23 Nisan'da doğum günüydü ve anneme hediye olarak Mevlana'nın kitabını almıştım. Hmm. Ve bu da bende manevi, yani işin edebi tarafından ziyade bir aşkı her türlü anlatabileceğimi gösteren bir kitaptı. Hem çok şairaneydi adamım hem böyle Mevlana'ya hayranım. Yani hiç denk gelmedik ama gerçekten onun ismi bile nasıl bir karakter olduğunu anlatıyor bana kalırsa. Abi. Konya'ya ziyaretine de gittim. Ziyaretine gittim derken? Konya'ya türbesine gittim. Çok şey anlatınca çünkü hiç karşılaşmadık ama ziyaret aslında hiç bilmiyormuşum. Sallıyormuşum. Yaşıyor gibi, mu ya? Sıkıyor mu acaba abi yani? Çünkü şey, demin de şey yaptın ya abi. Yani hiç karşılaşmadım kendisiyle. Ama Konya'ya gideriz. Görüşürüz. Ulan, ben de
olabilir galiba. Sıkıyor yani, bu yani. Yani aynı dönemde olmamamıza rağmen çok etkilendiğim. Ama açıkladığımız iyi oldu. Evet. Genç arkadaşlarımız da bir konu belirleyip şarkı yazmakta tıkanıyorsa çok kısa bir özet geçeceğim. Harika olur. Mesela bana hemen bir konu ver. Çilek. Çilek. Çileği aldık ve yuvarlak içine aldık arkadaşlar şöyle. Tamam mı? Sonrasında bunun kenarlarına ufak ufak seçenekler, tıklar açıyoruz. Çilek sana ne çağrıştırıyor? Hemen aklına gelen ilk şeyi söyle. Kahvaltı. Devam. Feminen bir şey sanki. Ne? Femine. Femine? Femine. Emine. Sen Emine yaz ya. Sen Emine yaz direkt. Femine olarak mı oluyor? Cinsellik sanki çağrıştıran bir cinsellik, algısı var. Tamam abi. Çileğin. Cinsellik. Güzel. Bir tane daha söyle baba. Kırmızı olabilir falan. Her yaz, şey olabilir. Yaz. Yazı satıyor bana nedense. Yaz. Evet abi. Harika. Çok enteresan bir şekilde bende yazı hatırlatıyor bir bana. Bir tane daha söyle. Dudak. Yes. Bak. Arkadaşın bilinçaltında neler var görün. Bir şey söyleyeceğim. Ulan arkadan söylüyorsunuz, söylüyorsunuz. Sonra bana batlıyor böyle erotik şova döndük arası. Bırak bırak atma adamlara suçu. Kankacım hemen birkaç tane daha söyle çabucak. Abi beni konuşturmayın artık başımı yakıyorsunuz. Hiç bak. Önemli değil abi. Flow. Flow. Çilekten devam ediyoruz. Devam et. Puantiye. Puant. O ne lan? Noktalar olur ya böyle kumaş. Puantiye doğru söyledin değil mi? Ha. Böyle puantiye kumaş durdu. Çilin üstündeki o noktalar puantiye adım sattı bana. Bu kelimeyi yeni öğrendim. Teşekkür ederim. Ne demek dostum? Kel. Ya ne alaka? Çileğin tüyü yok kanka. Şeftali desek neyse. Bir tane daha kankacığım. Eski güzel günler. Abi bir dakika bunu yap. Olsun önemli değil. Şimdi arkadaşlar Dorukcan'ın çilekten çıkan bütün ilk bilinçaltı operasyonu abi burada. Abi öyle deme. Karışık yani arkadan gelenlerle beraber. Arkadan gelenlerle beraber. Arkadaşlar böyle bir şema yaptığınız zaman genç arkadaşlar için söylüyorum. Bu müziği bilen, iyi yapan insanlar lütfen beni çok bilmiş olarak adlandırmasın. Çocuklar bu şemayı kurduktan sonra burada zaten birçok kafiye ve doneniz oluyor. Mesela çileği alıp cinsellikle bağdaştırabilirsin. Yaz günüyle bağdaştırabilirsin. Bunlardan kelimeler çıkarabilirsin. Eğer bunlar yetersiz geliyorsa çilekten cinsellik çıktı. Cinselliğe de bir kaçıyoruz ve cinsellik sana ne çağrıştırıyor? Onu da buraya yazıyorsun. O da mı yetmiyor? Onu da yazıyorsun ve böyle gitgide bir ton kelimemiz ve donelerimiz oluyor. Birbirleriyle betimleyebileceğimiz, işte insanların da o kelimeleri birbiriyle yakıştırabileceği bir 16'lık yazmanız daha kolaylaşıyor. Daha kolay bir hale geliyor. Bunu da buradan kardeşlerim için yapmış olayım. Vallahi bir şey söyleyeyim. Süper teknik şu haber bu arada. Abi. Ben bayıldım yani. No, no.